Merhaba arkadaşlar, Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere 2 su bardağı bulgur ile çok lezzetli bir köfte hazırlayacağım. Tam da misafir sofralarına yakışacak bir köfte tarifi olacak ve sizleri bekletmeden yapımına geçiyorum. Öncelikle 2 su bardağı ince bulgurumu yoğurma kabıma alıyorum. Üzerinden aynı su bardağı ile 2 su bardağı da sıcak su ilave ediyorum. Kaynar su. Şöyle bulgurumuzu şu şekilde bir karıştıralım. Daha sonra ortaya toplayalım. Şöyle bulgurumuzun üzerini kapatalım. Güzelce şişsin. Bir 5 dakika bekletelim. Bulgurumu 5 dakika beklettim. Güzelce şişti arkadaşlar. Şimdi üzerinden 2 tane orta boy patatesi haşladım. Küp küp doğrayıp haşladım. Onu da şu şekilde ezelim. Patates katmadan da yapabilirsiniz arkadaşlar. 1 su bardağı patates yerine irmik ekleyip aynı şekilde yapmaya devam edebilirsiniz. Onun da tarifi kanalımda var. Dilerseniz kanalımdan bakıp onu da hazırlayabilirsiniz. O da çok güzel oldu arkadaşlar. Hem az maliyetli hem de çok lezzetli bir tarif. Elimden geldiğince az maliyetli tarifler vermeye gayret ediyorum. Herkes evinde kolaylıkla yapabilsin diye. Patatesimizi birazcık ezdim. Şimdi diğer malzemelerini katmaya geçiyorum. Üzerinden 1 tatlı kaşığı biber salçası koyuyorum. Yarım tatlı kaşığı kırmızı pul biber, yarım tatlı kaşığı kırmızı biber, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı da zerdeçal ilave ediyorum. Malzemeleri videomuzun alt kısmına hepsini tek tek yazacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tane de yumurta kırıyorum. Dolu dolu 2 yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Bu malzemelerimizi iyice bir karıştıralım. Bu arada beni nerelerden takip ettiğinizi yorumlarda yazarsanız ben de sizlere bu sayede teşekkür etmiş olurum arkadaşlar. Lütfen nerelerden takip ettiğinizi yorumlarda yazarsanız çok çok sevinirim. Şimdi köftemi iyice kıvam alana kadar güzelce yoğuruyorum. Köftem biraz cıvık oldu arkadaşlar. 1 yemek kaşığı dolusu daha un ilave ediyorum. Eğer sizinki de böyle cıvık olursa un ilave edebilirsiniz. Baktınız katı oldu. Yanınıza bu su koyun. Şöyle az bir şey üstüne sepeleyiverin kıvam alana kadar. Köftemi iyice kıvam alana kadar güzelce özleştirdim. Yoğurdum arkadaşlar. 6-7 dakika güzelce eze eze kıvam alana kadar yoğuralım. Şimdi yuvarlamaya geçiyorum. Tepsimin şu kenarına şöyle bolca un serpiştiriyorum. İsterseniz başka bir tepsiye de yuvarlayabilirsiniz. Benim gibi fazla bulaşık çıkmasını istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle yanımıza kaseyle bir su koyalım. Elimizi bandıralım. Köftemize şekil vermeye geçelim. Şöyle küçük ceviz büyüklüğünde köftelerimi alıyorum. Şu şekilde de yuvarlıyorum ve tepsime diziyorum. Ara ara elimizi de suya bandırmayı ihmal etmeyelim ki köfte elimize çok yapışmasın. Gördüğünüz gibi yuvarlaması da çocuk oyuncağı arkadaşlar, çok kolay. Herkes evinde kolaylıkla bu tarifi hazırlayabilir. Köftelerimi yuvarladım, hazırladım arkadaşlar. Şimdi kaynayan suyumun içine şöyle silme 1 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum.
Şöyle bir karıştıralım. Şimdi köftelerimi şöyle bir bir suyun içine atıyorum. Bir 4-5 dakika haşlıyorum. Bolca bereketli köftelerimiz oldu arkadaşlar. Mutlaka siz de deneyin. Hem az maliyetli hem de çok lezzetli bir tarif. Şöyle bir bir atıyorum ki yapışmasın. Köftelerimin hepsini koyduktan sonra şöyle hafifçe bir kere karıştıralım. Fazla karıştırmayalım arkadaşlar. Çok yumuşak olduğu için her an belki de dağılabilir. Bu kadar karıştırmamız yeterli olur. Bir 4 dakika 5 dakika haşlayalım. Köftemi 4 dakika haşladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç de dağılmadı. Çok güzel bir köftemiz oldu. Şöyle göstereyim. Zaten çok yumuşak. Bir 4 dakika haşlamamız yeterli oluyor. Hemen içi pişiyor. Köftemin sosu için tavama 5 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. İsterseniz biraz da tereyağı ilave edebilirsiniz. Şöyle yazdan yaptığımız melemen konservemiz var arkadaşlar. Domates konservesi. Şöyle 1 su bardağı kadar var. Eğer evinizde yoksa 2 tane domatesi robottan geçirip ya da rendeleyip koyabilirsiniz. Domates konservem biraz kıvam alana kadar pişiriyorum. Şöyle dolu dolu 1 yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. 2,5 su bardağı yoğurt koydum kaseme. Şöyle 5-6 dişte sarımsak rendeliyorum. Dişleri küçük olduğu için 5-6 diş rendeliyorum arkadaşlar. Büyük diş rendeliyorsanız 3 diş veya 2 diş yeterli olur. Şimdi sarımsakla yoğurdumuzu eşit bir şekilde iyice karıştıralım. Bu arada sosum iyice kıvam aldı arkadaşlar. Şöyle üzerinden 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. İsterseniz baharatlardan da ilave edebilirsiniz. Ben köftesine koyduğum için fazla baharatlı olmasını istemedim. Bol baharatlı seviyorsanız biraz da dilediğiniz kadar baharatlardan ilave edebilirsiniz. Şöyle iyice bir karıştırdıktan sonra köftemi içine ilave ediyorum. Şu şekilde yavaş yavaş karıştıralım. Bir 2 dakika pişirelim. Sosuyla birlikte de 2 dakika soteledim arkadaşlar. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi hazırladığım köftelerimi servis tabağıma alıyorum. Gerçekten de çok iştah açıcı gözüküyor arkadaşlar. Köftemi koyduktan sonra bir 5 dakika beklettim arkadaşlar. Birazcık sıcağı geçsin diye şimdi hazırladığım sarımsaklı yoğurdumu üzerinden gezdire gezdire döküyorum. Üzerinden pul biberi serpiştiriyorum arkadaşlar. İsterseniz sos yapıp da pul biberiyle birazcık yağ ile sos yapıp üzerinden gezdirebilirsiniz. Yemeğim servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam da misafir sofralarına yakışacak bir yemek oldu. Şöyle de göstereyim nasıl da lezzetli olduğunu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açarsanız bu gibi pratik tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.